Ne? Ne? Kötü mü? Kötü. Nefes kesici olmuşsun. Şimdi inmezsen, o zarafetine bakmaz, seni tekmeleyerek arabadan atarım. Hadi. Küçük Titan. Olur diye ihtiyacın olursa bir mesajında buradayım. Yaprak. Tanışıyor muyuz? Affedersin. Ben Mert. Barış'la sohbetlerimizden tanıyorum seni. Barış'ın en yakın arkadaşıyım. Ayrıca bu evin ve partinin de sahibiyim. Anladım ben seni. Gel, seni partinin en somut kan erkeğine götüreyim. Hadi takip et beni. Boş mu? Vay. Sonunda sana topuklu ayakkabıları giydirmeyi başarmışım. Müsaade edersen kendini biraz gurur duymak istiyorum. Ya çok uzun sürecekse ben gideyim. Büyüleyici görünüyorsun Amazon kız. De. Bu prenseslik işleri hiç bana göre değil. Ayaklarım çürüdü resmen ya. Ne? Kendim bildim bileli babam etrafımda olmadı benim. Ya çalışırdı ya da iş hayatındaydı. Her şeyinle annem ilgilenirdi. Şu an buradaysam onun sayesindedir. Annem gerçek bir kraliçeydi. Bu kadar güçlü bir kadını, bir o kadar zarif oluşu bana hayret verirdi. Neyse. Bir gün okuldan eve geldiğimde salonda bir not buldum. Notta annem babamın umursamazlığından sıkıldığını ve evi terk ettiğini söylüyordu. Ben o an sadece annemin yazısının ne kadar asır olduğunu düşünüyordum. Annen... O hiç dönmedi. Ben de kendime bir söz verdim. Kendi prensesimi bulacaktım. Ama babamın aksine
Onu asla yalnız bırakmayacaktım. Barış'ın kraliçenin büyüsü etkisinde bir prens olduğunu duymak beni üzmüştü. Sonra sen çıktın karşıma. Sen de onun gibiydin. Sahip çıkıyordun etrafındakilere. Ama ufak bir eksiğin vardı. Bir prensese benzemek. Biliyor musun? Aslında artık ne giydiğin, nasıl göründüğün hiçbir önemi yok. Sen benim hayatıma giren en güzel şeysin Amazon kız. Bana sabahınızı feder misin? Hadi. Saat 12 olduk ülkeniz. Masanın devamını merak ediyor musun? Her şeyden önce bunu yapmanın benim için dünyanın en zor şey olduğunu bil. Bak Yaprak. Senin için her engeli aşabilirim. Ama içindeki sarmaşıkları önce kendin aşman gerek. Sonrasında hala beni istersen ben senin için orada olacağım. Barış. Ben senin acılarını dindirecek bir prenses olamadığım için özür dilerim. Hayır. Sen gerçek bir prensessin. Ama bu masaldaki prens ben değilim. Ben sevdiği prensesi kurtarmak için şalına kendi kanını süren fedakar avcıyım. Şimdi git. Belki başka bir masalda tekrar karşılaşırız Amazon kız. Daha çok mu seviyorsun? Ne zaman bir yıldız kaysa dilek hakkımı o yıldız onun penceresinin önünden gitsin diye kullanıyorum. Abartanlardanım belki ama abartmaktan rahatsız olmuyorum. Burası da. Burası da. Burası da onun. Sen imrenilecek bir aşıksın Ali. Eminim bir gün hak ettiğin aşka kavuşacaksın.
En azından senin bir gün kavuşma ihtimalin var. Ben yine imkansız birine aşık olup her şeyi kendim için berbat ettim. Tuna. Çok saçma değil mi? Bak Bade. Ne Tuna şey, ne de senin aşkın imkansız. Nasıl yani? Bana da Yaprak söyledi. Tuna şey falan değil. Yani aslında bu bir sır ama bir kalbi esaretten kurtaracaksa... Çok özür dilerim. Bir an ben kendime hakim olamadım. Bundan sonra ne yapacaksın? Bekleyeceğim. Son nefesime kadar. Bir gün o topuklu ayakkabıların sıkmasını umarak. Yaprak. Yaprak burada ne işin var? Neden bu haldesin? Sakin ol, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Bana sadece şunu söyle. Sana o herif mi yaptı? O herif öldü artık. Bir yere ayrılma, ben çocukları arıyorum, seni aldıracağım. Sen yaptın. Bunu bana sen yaptın Ali. Seni kendi elimle o herife teslim ettim diye mi? Yaklaşma. Yaprak bak, sakin ol. Üşüteceksin, giy şu ceketi. Ya sen beni çok mu düşünüyorsun ya? Çok mu düşünüyorsun sen beni? O zaman Ali, ne olursun bir kerecik olsun bana dürüst ol. Dürüst ol ya. Bak. Kalbin onun için mi çarpıyor? Burada Bade'yle buluşabilmek için mi beni Barış'a götürdün? Gördüm sizi, öpüyordu. Ben sana dürüst olayım mı peki? Bugün Barış bana beni sevdiğini söylediğinde benim kalbim çarptı. Bunu dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin! Dinleyeceksin! Benim kalbim çarptı çünkü ben bir an için onun sen olmasını diledim. Ama şimdi görüyorum ki senin daha bir kızı sevdiğini söylemeye bile cesaretin yok. Ama Barış bugün beni buraya getirirken... Kendi aşkından, gururundan vazgeçti de getirdi. Peki çocukluk anılarından vazgeçebildi mi? Ya da yarınlarından? Kafamı karıştırıyorsun, yapma. Aşk, gurur. En kötüsünü söyleyeyim mi? İçinde yaprak olan hayaller. Cesaret edip bunlardan vazgeçebildi mi? Ne Bade'nin de bir başkası. Ben seni seviyorum Yaprak. 12 yıl önce tam oturduğun yerde seni ağlarken bulduğum günden beri seviyorum. Her gece, her sabah bıkmadan, usanmadan ben seni sevdim. Aşığım. Deliler gibi. Özür dilerim ama elimden başka bir şey gelmiyor. Köpekler gibi seviyorum Yaprak. Neden yaptın bunu? Niye kendine bu kadar acı çektirdin?
Korktum küçük titan. Yok der, olmaz der dedim. Kendi canımı kaybetmekten korkmadım da seni kaybetmekten çok korktum. Ben anlamıyorum. Benim çok canım acıyor. Hatırla. Küçükken ben sana 3 defa bulut ol dersen bütün acıların geçer demiştim. Geçti de. Peki sen beni istediğine emin misin? İstediğim bu ayakkabının sahibi. İşte çıktım karşına. Kokladım rengini, köpütük olsam. Ne sen perilerden medet uman ezik bir kül kedisisin, ne de ben aşkını bir ayakkabı parçasıyla arayan aptal bir prens. Bizim masalımız başka. Sevgim bitti sanma. O zaman ben çamaşırları toplayayım. Ama önce onları yıkaman lazım. Bu kız beni sever. Beni öldürür.